Herkese selam ve gerçekten yeni yıla girdik. Yeni hedefleriniz vardır belki de bilmiyorum. Neyse ben yeni yıl hedefi olarak dedim ki ileride kanalımda her gün video olacak ve hani kanalım sadece YKS içerikleriyle dolmayacak. İşte sohbet edeceğimiz videolar, araba sohbetleri yapacağımız videolar, işte 18 yaşımda yaptığım şeylerden bahsedeceğim size, siz nasıl yapabilirsiniz tarzında yakına böyle motivasyon içerikli bol video çekeceğim. Hem beni yakından tanımanızı istiyorum, işte ben neler yapıyorum, bir günüm nasıl geçiyor tarzında. Hani tatlış tatlış bir sürü kanalı, 2022'de kanalı 365 video ile donatacağım. Yani bir gün atmadım 364 video. İnşallah yani. Neyse her neyse konumuz bu değil. Şimdi bu videomda şöyle bir şey yapacağım. Şurada bilgisayarımı aldım. İşte hatta tabloyu falan buraya koyacağım. Birkaç tane işte Instagram hesabımı şuraya koyuyorum. İşte YKS'nin de tartışını paylaşıyorum. Hani koçluk yaptığım için ve bunlarla ilgili çok kişi ben artıramıyorum ileride. Ben nerede hata yapıyorum falan filan dediniz. Ben hep dedim ki ben artışları paylaşıyorum. Tavsiye veriyorum. Peki neden 15 günlük bir program vermeyeyim? Herkesin kullanabileceği ve kesin olarak 15, yani bir öğrencime baktım. Birkaç, hatta bir sürü öğrencimle ilerledik. Yani böyle hani bazıları telefonla şey diyor bana. İleride ben TRT'de hızlı bir net artış yakalamak istiyorum ve ona göre ben AYT'ye yoğunlaşmak istiyorum. Yakalamayınca böyle çalışasım gelmiyor. Hani ona göre bir program hazırlıyoruz. Herkes çok farklı istekleri var. Herkesin hedefi farklı. İşte biri diyor ki ben ya da tıp istiyorum. Biri diyor ki işte çapa tıp istiyorum. Yani ben genelde hoşluk yapmadan önce yolladığım anketteki hedefleri göz önünde bulunduruyorum. Çünkü onlar asıl rotamızı belirleyen şey oluyor. Ama bu videoda size alıyorum şuradan programı buraya koyuyorum. Videoya geçmeden önce söylemem gereken çok heyecan verici bir şey var. 2022'ye girdik ve benim geçen sene hayalini kurduğum bir şey gerçek oldu. O kadar büyüdük ki işte bir sürü geri dönüşler oldu. İleride iyi ki tanıştım. Sayende istediğim dersleri kazandım ve aşırı insanla tanıştım gerçekten. Çok fazla kişiyle tanıştım ve hepiniz beni o kadar geliştirdiniz ki hayata pozitif bakmamı ayrı bir sağladınız ve koçluk uygulamamız çıktı. Şimdi bu uygulama yeni çıktı. Açıklama linkini koyacağım. Hani şöyle bir özellik var. Bu koçluk satın almasanız bile her şekilde oraya gidip ders çalışabiliyorsunuz. Şu an hatta girip aşağı koyuyorum. Ben çalışanlara falan bakacağım. Ara sıra belki çekişte bir şeyler de atarım çalışanlara. Daha yeni çıktı. Daha reklamlarını, tanıtımlarını çok yapmadım ama bu videomda ilk olarak bahsetmek istedim. İşte siz çalışıyorsunuz. X kişisi işte Aleyna kaç dakika çalıştı, Beyza kaç dakika çalıştı, Ali kaç dakika çalıştı falan filan diye. Hani hepsini görebiliyorsunuz. Bu aşırı güzel bir özellik koştum. Böyle birazdan video geçeceğim. Hatta böyle videosunu buraya koyuyorum. İşte birlikte çalışıyorsunuz, motive oluyorsunuz. Sonra bir koç seçiyorsunuz kendinize. Ben daha üniversite öğrencilerine tanıtımını yapmadım ama şu an sadece koç olarak ben varım. Yakında derece yapmış üniversite öğrencilerini ekleyeceğim. İşte oraya kabul edip seçeceğim. Hatta siz de derece yaptıysanız başvurabilirsiniz. Ona göre bir para kazanmış olacaksınız uygulamadan da. O şekilde diyeyim. Neyse şimdi siz bakarsınız ve işte koçunuzu seçiyorsunuz. Atıyorum ki beni seçtiniz. Ben size her gün, her hafta ders programı ekliyorum. Bana WhatsApp'tan ulaşabiliyorsunuz tarzında. Bir sürü özelliği var. Yakında uygulamayla ilgili tam bir video çekeceğim. Çünkü aşırı yararlı bir şey. Çalışma programının tamamen sizin saatiniz uygun. Hangi saatte ne yapacağınız belli. Hangi ders çalışacağınız belli. Hangi kaynağınızdan hangi testinizi ne kadar çözeceğinizi, hangi denemeyi ne kadar çözeceğinizi, her şeyinizi koçunuz belirliyor. Siz sadece çalışacaksınız. Çalışma motivasyonunuz da mı yok? O zaman açın işte Focus'ta da özellikle çalışanları görün. İşte atıyorum ki bir öğrencim 8 saat çalışıyor, biri 6 saat çalışıyor. 6 saat çalışan diyecek ki 8 saat çalışanla benim ne farkım var? O da basacak ve girecek. Yani bu sayede bu koçluk uygulamasının ileride büyük yerlere geleceğini biliyorum. Çünkü geçen sene tek başıma ilerlettiğim şeyde bu kadar büyük yerlere girdiysek yakında bir sürü kişi girecek sisteme. İşte çünkü benim yetişemeyeceğim durumlar olabilecek gibi hissettim şimdiden. Öyle diyeyim. Uygulamayı indirebilirsiniz. Mail atarak da buradan koçluk hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz. Ama yakında mail sistemi kalkıyor. Sadece uygulamayı indireceksiniz ve beni seçeceksiniz. O şekilde güzel olacak her şey umarım. Neyse ben videoya geçeyim. Şimdi ben e-tablodan açtım. Tamam mı buradan? Öğrencimin ismi de Beyza. Beyza'ya da buradan kalp yolluyorum. Şimdi Beyza'yla şöyle bir çalışma programı yaptım. Fende çok çıkan konuları söyledim ona. Bu şekilde dedik. Hani ben şu an size veriyorum 15 günlük programın ilk haftasını açacağım. Bunu birkaç kişiyle denedik bu arada. Şöyle hani herkesin uyku saati farklı olabilir ama kendisiyle 8'de başlamışız. Paragraf problem demişti. Paragraf problem geometri rutine ekledik ve biz 2 hafta içerisinde geometrideki üçgenleri bitirdik. Kendisiyle 2 saatlik bir geometri çalışması yaptık. Üçgenler neredeyse geometri matematik netlerimize bir 4-5 net yansıdı. Geometri için onun temeli kötü olduğu için işte geometri ilacını kullandık ama sizin temeliniz iyiyse tabii ki de farklı yapabilirsiniz. Bu arada yansıtacağım şu an Beyza'nın tablosunu, oradan yararlanabilirsiniz. İşte 1,5 saat her gün paragraf problem çözdük. Paragrafları hızlandırmak ve Türkçe denemesine alışmak için 2-3 günde bir Türkçe denemesi attık. Neyse geometriyi bunlar net arttırmak için en önemli kritik şeyler. Çünkü paragraftan atıyorum ki 30 soru çıkıyor, problemden 10 soru çıkıyor, 40 soru, geometrinin 5'ini yapıyorsun, 45 net geldi bile cepte şu an. Neyse 2 haftada bunlara abanacaksınız.
böyle bir program. Ve şöyle diyeyim, fende de biz fizikte mesela optiğe baktık. Optik her denemede çıktığı için optiği bitirmişiz 2 haftada. Optik uzun bir konu olduğu için ancak 2 haftada bitti ama hani 2 net falan geldi. Bir de madde ve özelliklerine de bakalım dedik. Kısa sürede bakabilirsek bakarız dedik. Ve hani şu an gördüğüm kadarıyla fizik kısmında 3-4 net yapmışız. Sıcaklık falan onun da bildiği konular olduğu için. Şöyle diyeyim, TYT fizikte de şöyle çok çıkan 2 konuyu söyledim size. 2 haftada TYT netlerinizi artırmak için o 2 konuya abanırsanız güzel olur. Kendisiyle fiziğe her gün bakmışız. Kimya ile biyoloji yerlerini değiştirmişiz. Fiziğe her gün bakma sebebim çünkü biz o haftada hem optik konusu çok çıkan konuları söylüyorum, hem sıcaklık yanlışma, hem madde ve özellikleri tamına 3 konuyu bitirmişiz. Bu da neredeyse 3-4 net demek oluyor. Kimyada da en çok çıkan konu olarak kimya her yerde yapmışız. Karışımları birazını yapmışız. Bir de atom ve periyodik kısmını yapmışız. Bunlar da yine çok çıkan konular. Netinizi hızlı bir şekilde artırmak istiyorsanız. Biyolojide de kalıtım ve hücreyi yapmışız mesela gördüğüm kadarıyla. Programı zaten buraya yansıttım. Muhtemelen görüyorsunuzdur. Paragraf, problem, geometri, TYT, fizik, kimya ile biyolojinin yerleri değiştiriyor. Onun dışında TYT matematikte de yine netlerimizi artırmak için her hafta bir Türkçe bir matematik denemesi çözmüşüz. Bu bayağı iyi olmuş netlerimizi artırmak için. Hep de bunların analizini yaptık. TYT matematik konu eksiklikleri olarak bakıyorum şu an. Son konuları biraz eksikti, fonksiyonlardır. Yani biz AYT matematiğe her gün bakmışız. AYT matematikteki fonksiyonları halletmişiz. Bu da TYT matematik netlerimize yansımış. Onun dışında fen ve sosyal denemesi çözdük kendisiyle. Sosyal denemesinin şöyle bir faydası oldu. Bir sayısalcı sosyal denemesi çözerek çok rahat netlerini 10-15'in üstüne çıkartabiliyor. Ocak'ta kesin sosyale başlayın. Hatta coğrafyadan her gün video izlemişiz. O da bayağı arttırmış bizim netlerimizi. Coğrafyaya da başlamışız sayısalcıysanız. Eğer kendinize bir 15 günlük program yapacaksanız. Yavuz Tuna'nın videoları var. Oradan faydalanabilirsiniz. İşte iklimdir, nüfus, kustur, ilk konulardır. Bunları hızlı hızlı videoyla ve sosyal denemesiyle geliştirmişiz. Tarih, felsefe, dinde de sosyal denemesiyle öğrendiğimiz yani terimlerle bayağı artırmışız. Fen denemesini de 2 günde bir çözmüşüz işte aynı şekilde. Fen denemesinde şöyle bir şey oldu. Kendisi atıyorum dalgaları hiç bilmiyor ama fen denemesinden öğrendi ve bu da netlerimizi kısa sürede arttırdı. Hani Türkçe denemesinde de şöyle diyeyim, dil bilgisinde de bilmediği konuların çoğunu oradan öğrenip hızlı bir konu videosu, ben hani dedim ki Rüştü Hoca'nın kısa videoları var, onu her gün zaman bulursan izlersin tarzında dedim. Rüştü Hoca'nın böyle dil bilgisi kampına başlamışız ve bu sayede gerçekten neredeyse bakıyorum şu an başlangıç netimize, şu an tablosuna, wow. Bu şekilde 75 netten 94 netleri görmüşüz neredeyse. Aslında ben 15 dedim ama 20 netlik bir artış olmuş. Ve gerçekten şu an ben böyleyim biliyor musunuz? Bir de kendisi Türkiye genel denemelerden, hani bu kurumsal denemeler, evde çözdüğü denemesi de değil, kurumda girdiği deneme. Yani 2 haftada 79-75'ten 95'e kadar bir şey çıkmış yani. Zaten tablosunu buraya koyarım. Birkaç tane daha örnek var. Hani bu dediklerimi yaparsınız. Kendinize bir 15 günlük kamp programı yaparsınız. Sosyali ekleyin ona. Fen denemelerini ara sıraya atın. Fiziği önemseyin. Fizikte böyle çok çıkan banka konulara abanın. Çünkü kimya, biyoloji, yorum çıkıyor. Her şekilde yapılıyor ama fizik biraz 1-0 öne geçiriyor. Matematikte problemlere abanın. Bir problem fasikülünü bitirmişiz. Bilgisayar problemleri bitirmişiz. Paragraf denemesi çözmüşüz böyle biz paragraf yerine. Belki o daha da stratejik ilerlememizi sağlamış. Çünkü paragraf denemesi random olduğu için paragraflara göre daha iyi oluyor. Neyse işte programı saat saat hazırladık. İşte atıyorum ki 8'de kalktı, 9.30'a kadar paragraf problem çözecek, biliyor bunu. İşte TYT fizikte optik konusunda hangi saatte çalışacağı belli, ne yapacağı belli. Soru sayısına giriyorum şu an. Vallahi helal olsun gerçekten. Azminize hayranım. Soru takibini pek buradan takip etmemiş. Ajandasından attığı için oradan takip ettim. Öyle diyeyim. Şimdi eğer 15 günde şu an programı buraya yansıtacağım. Kendinize bir program yapacaksınız. İşte şimdi ona 8'de başlamışım ama atıyorum ki Ayşe ile 6'da başlıyoruz derse. Çünkü diyor ki bana ileride ben 6'da verim alıyorum. O yüzden kendinizi tanıyarak lütfen yapın. Kendinize acımasız olarak değil. Burada acımasızlık yok. Bizde hatta ben şey diyorum. Gece çalışmaksa gecedir. Sabah kalkmayı niye zorluyorsun? İşte herkes sabah kalkıp çalışıyor. O zaman ben de sabah kalkmıyorum. Öyle bir şey yok. O yüzden en verim aldığınız saatlerle en verim aldığı şekilde çalışabilirsiniz. Zaten şimdi koşluk uygulamasını bu videoyu izleyen herkes indirsin. App Store'da ve Play Store'dan bulabilirsiniz. Oradan işte çalışırsınız. Hepinizin çalışma saatinizi görmek istiyorum açıkçası. Sayaca ben böyle gün sonuna bakacağım. İşte takipçilerim, öğrencilerim kaç saat çalışmış, neler yapmış. Bu bizi motive eder gerçekten. Çünkü başkasının çalıştığını görmek motive ediyor. Umarım da hepiniz böyle istediğiniz dereceyi, istediğiniz bölümü kazanırsınız. Çünkü bu çok güzel bir şey size. Yani her gün alarm çaldığı zaman atıyorum ki benim sınav senememi dönersek. Benim böyle bir ayakta tutan bir hayalim vardı. Ve bu güzel bir şey. İlk 5000 diye yazmıştım masama. Oldu mesela. O yüzden böyle küçük şeyler ama büyük şeyler getiriyor. Hani küçük şeylerdir belki de ama
sizi motive edecek bir şeyin olması ve onu en sonunda yaptım, başardım demek bambaşka bir his. Ve bunu hepinizin yapacağınıza inanıyorum. Sizi de desteklemek için işte netinizi nasıl artırsınız, uygulamayla birbirinizi motive etmeniz tarzında güzel projelerle geliyorum. Yakında daha da güzel olacak. Bu videom faydalı olmuştur. Umarım bu videomdan sonra 15 günlük tatilde eğer okula gidiyorsanız 15 günlük tatilde bu programı uygulayın. Eğer okula gitmiyorsanız, mezunsanız yarın başlayın. Hiç beklemeyin. Neden netinizi 15 net artmasın ki? Size hayranım hepinizin. Hepinizin güzel şeyler başaracağınıza inanıyorum ve umarım videom faydalı olmuştur sizler için. Faydalıysa like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Abone olursanız benim motivasyonum artar. Her gün video her şekilde çekeceğim. Kendime verdiğim bir söz. Öyle ve yakında sohbet videolarına başlamayı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öyle. Görüşmek üzere.